bir yarışçı ve çok hızlı. Gümüş kapının küçük yıldızı. Hadi Rory, bir tur daha. Rolar, hadi bakalım. Rory, yarış arabam. Rory, o bir numaram. Şimşek'in çay daveti. Tamirci Gürbüz, Gümüş Kapı'da öğle tatilindeydi. Ve Şimşek, kaykayını tamir etmek üzere gizlice atölyeye girmişti. Tamirci Gürbüz'ün aletlerini kullanmanın doğru olduğunu sanmıyorum. Ne olur yani, kıyamet bir koparmasın seni. Hey Şimşek, sen ne yaptığını sanıyorsun? Kimse benim eşyama dokunamaz. Şimşek, kaçar. Makarna yemeği çok seviyorum. O yüzden sürekli makarna yiyorum. Göreceksin gününü. Şimşek. İnanamıyorum Şimşek. Aletlerimin haline bak. Hepsi karışmış. Bu Şimşek iyice zıvanadan çıktı artık. Pembe. Laftan anlamıyor. Efe'yi görmeye çirki yaşına gidelim mi, ne dersiniz? Çok iyi fikir Rory. Yarışa var mısın? Ben bunları şimdi şu hale bak. Aletlerin her biri bir yerde. Neden herkes bana bu kadar kızıyor Dinky? Elimden geleni yapıyorum yani bazen. Ama her seferinde yanlış anlaşılıyorum. Kötü bir şey mi oldu Şimşek? Kimse beni sevmiyor. Tamirci Gürbüz bana kızıyor. Bay Karburatör de öyle. Maaşa da. Köstebek bile. Peki kabahat kimde? En başta izin almadan Tamirci Gürbüz'ün aletlerini karıştırmaya kalkmayacaktın. Biliyorum. Ama keşke yaptığım şeyleri telafi etme imkanım olsa. Bence kızdırdığın kişileri çaya davet edebilirsin. Bir çay daveti. Hem de kendi evimde. Evet. Kızarmış havuçlar. Bu harika bir fikir. Sağ ol Pembe. Hadi Pembe. Gidip Efe'yi ziyaret edelim. Şunlara bak. Harika. Ne bunlar Efe? Yeni toplanmış harika sebze ve meyveler Pembe. Evet doğru. Hepsi çiftlikte yetişti. Şimdi Efe ile birlikte komşu köye gidip bunları müşterilerimize teslim etmemiz gerekiyor. Harika. Köye gitmeden önce Efe'nin bir süre bizimle oynamasına izin verir misiniz? Hayır demek için bir sebep göremiyorum. Ama unutma, teslimat için tam zamanında burada olacaksın. Tamam. Sağ ol çiftçi Yeşil. O sevimsiz tavşan yüzünden sinirlerim geriliyor. Onu bir daha buralarda görürsem ne yapacağımı... İyi günler Bay Karbüratör. Tony canım oğlum, dur sana bir bakayım. Ne oldu yüzüne? Tony hiç iyi görünmüyorsun. Yemeğini yiyor musun anne, sen? Anne ne yazık ki yemek yemeye zaman bulamıyorum. Bu yarış pistini işletmek bütün zamanımı alıyor. Antonio, her gün sağlıklı yiyecekler yiyip bol bol egzersiz yapman gerek. Sizi kızdırdığım için özür diliyorum. Ve çay davetimi kabul etmenizi rica ediyorum. İmza Şimşek. Evet, davetiyeleri yazma işi bitti. Şimdi sıra bunları dağıtmaya geldi. Ne diyorum biliyor musun Marşa? Bu Şimşek benim sinirimi bozmaya başladı artık. Benimkini de. Şimşek tam bir baş ağrısı. Hem de en şiddetli cinsinden köstebek. Onun yüzünden ruh sağlığı bozuluyor. Baksanıza halime. Bir deri bir kemik kaldım. Tony. Bir deri bir kemik kalmanın asıl sebebi sağlıklı yiyecekler yemeye özen göstermemen. Senin beslenmen gerek, öyle değil mi? Ben besleniyorum, hem de çok iyi besleniyorum. Özel teslimat. Şimşek hepimizi öğleden sonra kendi ağaç evinde vereceği çay partisine davet ediyor. Bir tavşan yuvasında çay içmek öyle mi? Unutun gitsin. Olmaz. Antonio, oraya gideceğiz. Senin yemek yemen lazım. Ama anne. Peki hala istediğin gibi olsun. Heliye söyleyeyim de beni Şimşek'in yuvasına bırakıversin. Hayır olmaz. Oraya kadar yürüyebilirsin. Egzersiz yapman gerekiyor. (Gülüyor)
Mütevazı yuvama hoş geldiniz. Bay karbüratör nerede? Umarım yiyecekler buna değer. Önden buyurun. Hadi bakalım. Basamağa dikkat edelim. Hadi hadi devam edin. Bakalım yakalayabileceğiniz. Sıra sende. Bu çok eğlenceli bir oyun Rory. Ama artık çiftliğe dönüp çiftçi Yeşil'in organik yiyecekleri müşterilere dağıtmasına yardım etsem iyi olur. Sonra yine görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz Efi. Yarışa var mısın Rory? Karnım zil çalıyor. O kadar açım ki alet çantamı bile yiyebilirim. Menüde neler var sevgili Şimşek? Benim özel tarifim var. Olamaz. Çiğ havuçlar mı? Ne oldu? Neden buraya toplandınız? Biliyor musun? İçeride çay davetisi var. Umarım güzel geçiyordun. Hayır olamaz. Ben de hayal kırıklığı olmadım. Çok açım. Bize ikram ettiği şey çiğ havuç. Tane, bekle. Çiğ havuç yemenin ne sakıncası olabilir? Sağlıklı bir besin. Çıkmakla iyi ettik bence. Gel marşa gidip güzel bir şeyler sipariş edelim. İyi fikir tamirci Gürbüz. Sanırım çay davetin pek başarılı olmadı Şimşek. Olmadı pembe. Benim havuçlarımı beğenmediler. Kimse beni sevmiyor. Zavallı Şimşek. Keşke ona yardımcı olacak bir şey yapabilseydik. Herkes aç mı? Evet, hem de nasıl? Pekala, çok açım. Köylü tavuk ısmarlayabiliriz. Pizza da olur bence. Evet, Tamirci Gürbüz sürekli hazır yemek yiyor değil mi? Daha sağlıklı bir şey bulamazlar mı acaba? Dur bir dakika. Çin yemeği de getirtebiliriz. Tatlı ekşi soslu köfte harikadır. Tamam, buldum. Önce Efi'yi bulmam gerekiyor. Bir de Şimşek. Wow! Organik yiyecek kasalarımız köyde kapış kapış gitti Efi. Çiftçi Yeşil, acaba elinizde o özel yiyecek kasalarından kaldı mı? Bir tek bu kaldı Rory. Neden soruyorsun? Şimşek almak istiyor. Ben mi? Neden? Tüm yaban turpları. Ne kadar muhteşem bir fikir bu. Bir daha sana asla pas kafa Rory demeyeceğim. Şimdi salamlı ve ananaslı pizza, bir karışık sebzeli ve tavuklu büyük boy pizza ve bir yumurtalı pilav. Evet. Bir de peynirli sandviç ama içinde peynir olmayacak değil mi? Hadi ver şu siparişi artık Marşa, açlıktan öldüm. Doğru burada söylüyorsun tamirci Gürbüz. Sevgili Tony'nin pantolonu aşağı düşmeden karnını doyurmamız gerek. Anne ama gerçeği söylüyor. Gerçekten de çok acıktım. O sevimsiz tavşan yüzünden. Birazdan karnınız doyacak. Akşam yemeği servisi başladı. Beni takip edin. Bu gerçekten sürpriz oldu. Bayanlar çok naziksiniz. Ve tabii baylar. Yemeğe geldiğiniz için çok mutlu oldum. Lütfen yerlerinize oturun. Şunlara bakar mısınız? Bu en iyi hazır yemekten daha güzel. Bu kadar taze sebze ve meyveyi nereden buldun Şimşek? Çiftçi Yeşil'in yardımıyla tabii. Ve bir de arkadaşım Rory'nin. Aferin sana Şimşek. Hepsi nefis görünüyor. Ev yapımı kekler, çıtır yeşil salata, taze meyve ve sofrada pizza ya da tatlı çörek görünmüyor değil mi Gürbüz? Doğru söylüyorsun Marşa. Şimşek'in sağlıklı akşam yemeği sofrası herkesi memnun etti ve daha önce yaptığı haylazlıkları affettiler. Bay karbüratör bile. Yani en azından bir süre için.